Herkese yeni bir ETS2 sefer videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün ETS2'nin 1.51 sürümünde, Promos'unda 2.71 sürümünde olacağız. Hatırladığınız üzere en son sefer videomuzda şöyle bir Norveç dolaylarında şey yapıyorduk, hareket ediyorduk. Ben buraya kadar geldim. O sırada işte oyuna güncelleme falan geldi. Ben sürüm değişikliğine falan gittim işte 1.50'ye falan geçtik derken. Geçtiğimiz günlerde Promos'un 2.71'i güncellenince direkt normalde bu kadar hızlı güncellemezdim ama böyle bir seri yaptığım için kendimi direkt indirdim ve şimdi tekrardan seferime devam ediyorum. Altımda böyle bir Mercedes Actros var. Şöyle göstereyim. 1842. Sade bir araç. Çok fazla bir özelleştirmesi falan yok. Yollara düştük bununla. Böyle Norveç taraflarını keşfetmeye, gezmeye devam ediyoruz ki umarım video serisi olarak böyle İskandinavya ülkelerini elimizden geldiğince hatta daha da yukarıyı, kuzeyleri falan beraber keşfetmeye çalışacağız, gitmeye çalışacağız. Şimdi şöyle bir sıkıntı var aslında. Böyle aynalarımızı da ayarlayayım ben. Buradaki modeller veya modeller demeyeyim. Geri mi çıksak? Aynen geri çıkalım. Buradaki olaylar yeni olmadığı için arkadaşlar çok fazla böyle hani sıfırdan bir seri yapamıyorsunuz. Ben böyle tamamen eskileri yad etmek amacıyla gelip buralara oynuyorum bu aralar. Şöyle aracımızı çevirelim. Şimdi gidip yük alacağız şirketten. Yüksüz zaten bu yollar çekilmiyor harbiden. Bomboş gitmektense her zaman tabii ki yükümüz oluyor. Şunun da duyurusunu yapayım. Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Discord adresimizde ETS2'nin benim kullanmış olduğum grafik ayarları, direksiyon setinin ayarları, aynı şekilde BIMNG tarafında da direksiyon setinin ayarları hepsi bir kanalda bulunuyor arkadaşlar. Gidip oradan kendinize göre yani beğenirseniz ne bileyim alıp yapmak isterseniz bir şeyleri bulamadıysanız oradan bulabilirsiniz. BIMNG tarafında çok fazla detay şey yapmadım. Yani direksiyonu tanıttıktan sonraki force feedback ayarını sadece gösterdim. Yani kullanmış olduğum video şeklinde. Videoyu durdurup oradan şey yapmanız gerekecek. Aa, arka planı değişmiş buranın. Akaryakıt tankeri taşıyacağız. 9 ton. İçerisi boş. Yani daha doğrusu içi boş tankerin. Bu arada bu videomuz yarıda kesilebilir, onu da söyleyeyim. Umarım hatta YouTube'a da yetiştirebilirim yani. Bugün birazcık yoğun bir fikstürden geçiyoruz diyebilirim yani. Şöyle dışarıdan takalım. Hop. Bunu otobüsten dolayı gerçekçi bağlama aktif değil. Otobüste biliyorsunuz yolcuları almak için detaylı dorsa bağlantısını kapatmamız gerekiyor. O da o şekilde kalmış. Biz çok önde duruyoruz ya. Bu aracın kim yıktı koltuğunu anlamadım. Şirkette aracı ileri geri oynatıyorlar. Büyük ihtimalle onlar yıkmış olabilirler. Oradaki personel yıktı herhalde. Şöyle yolumuza çıkalım. Bir canlılık, bir hayat var tabii ki Promos'ta klasik olarak. Genellikle tüm şehirler bu şekilde Promos'ta. ETS'de Promos'a şey yapıyor diyebilirim, özeniyor diyebilirim yani. ETS değil de SCS. Önceden bildiğiniz üzere yaprak kıpırdamıyordu yani. Son videomuzda birazcık değindim ama tabii ki oyuna gelen yeni özellikler veya işte fena skandal.
Bey bir müsaade et be. Hemen yaklaşma gözünü seveyim. Zaten şuradan kurtarırız. Aynen. Yani oyuna bundan sonraki gelecek olan güncellemelerin gerçekten çok dikkatli olması gerekiyor. Buradaki oyun yeni sıfırdan başlanan bir oyun olmadığı için herkes bir şeylerin farkında ve bilgisi dahilinde olduğu için şimdi tutup da buraya bir eğitim bilmem ne hani gelmesi ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ama tabii ki o tarz alanlar açılabilir. Yani o tarz alanlar açılabilir derken gerçeği olan bir yer yapılabilir. Mesela Skynet test alanı gibi. Orada işte eğitim alanıymış gibi oralarda takılabilir diye düşünüyorum, bilmiyorum. Yani 1.52'de tam olarak ne gelecek? Çok merak ediyorum açıkçası. Eğer ki tutup da hani sıfırdan böyle bir siz eğitim yapacaksınız gibi bir şey olursa gerçekten çok absürt gelir bana. Yani bizim bu oyunda şu anda oynanışta sıkıntımız var. Yani biraz daha oynanışı detaylı bir şeyler istiyoruz, detaylandırmak istiyoruz. Şimdi ATS tarafında işte Dorse'ye yükleme animasyonları falan vesaire var. Ama hepsi ara sahne yani. Bu tarz ara sahneler falan ne bileyim ya çok fazla bana keyif vermiyor. Çünkü bir zaman sonra hani alıştıktan sonra bir de öyle düşünün. Hani bu 1-2 kez, 3 kez falan hani bunu seviyorsunuz. İzliyorsunuz. İlk başta çekici geliyor, değişik geliyor ama bir zaman sonra o sahneleri geçmek istiyorsunuz. Bunu saçma bir örnek olacak ETS2 tarafında ama şöyle örneklemek istiyorum. Mesela Football Manager'da veya FIFA'da bir kariyer açtığınız zaman yıl içerisinde kaç tane kariyer açıyorsunuz yani değişik değişik. Sürekli oyun size yeniden başlamışçasına işte eğitimler, bir şeyler vesaireler. İşte gelen kutularının sıklığı falan vesaire bunlar sizi sıkabiliyor. O yüzden de bunların sürdürülebilir olması gerekiyor bana kalırsa. Sürdürülebilir nedir abi? Hemen bir örnek verelim. Mesela bir yol yapım çalışması olsun bir yerde, yol yapımı olsun. Multiplayer'da bu tarz etkinlikler vardı hatta. Biz oraya abi bir güncellemede atıyorum 2 nokta 2 noktayı hangi yere geçtik? 1.52'de mesela tamamen o yolu yapacağımız bir gerçi multiplayer diyorum ama o bir etkinlikti galiba. Doğru SCS'nin getirmiş olduğu bir etkinlikti. Ama dediğim şey çok da absürt değil diye düşünüyorum yani. Bir güncelleme boyunca mesela o yolda iş yapacağız. Ne bileyim. Gerekirse kariyer, hedef, istatistik falan hani bu tarz etkinlikler olabilir. Daha sonrasında 1.53'te de o yolun mesela yapılmış halini göreceğiz. Üzerinden geçeceğiz veya ne bileyim. Sürekli bir güncellemenin olması gerekiyor tabii ki bu oyunda. Ama şimdi mesela ben otobüsleri oynayamıyorum. Promos oynamak için, kariyerime devam edebilmek için buradaki beklemek zorunda kaldım. Hatta sürüm değiştirmek zorunda kaldım. Yarın bir gün otobüs oynamak için tekrardan oyunun sürümünü değiştirmem gerekecek. Yani tabii ki diyebilirsin ki burası otobüs sürme yeri değil. Ama sonuç olarak bu oyunda modlarla birlikte oynanıyor. Herkesin kendine göre bir bakış açısı, oynayış tarzı var. O yüzden de çok fazla yani insanların oyununa müdahale etmemek lazım. Herkesi anlayışla karşılamak lazım.
Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Ufak bir araya telefon molası vermek zorunda kaldım. Bunlar olabiliyor, bu tarz şeyler. Zaten yolda alıp gitti yani bizi gayet güzel bir şekilde. Tabii ki şunu da ekleyeyim. Trafikte kesinlikle telefon oynamak veya işte araç kullanırken konuşmak sakıncalı. Bu kamu spotumuzda yapalım yani. Çünkü önemli şeyler bunlar. İnsan sayısı arttıkça, trafikteki insan sayısı arttıkça bu ihmaller çoğalıyor ve kazanın da önüne geçilmiyor. Buna da değinmemiz lazım tabii ki. Her bir vatandaş olarak buna gerçekten önem göstermemiz lazım. Biz sadece burada tabii ki oyun oynamıyoruz. Yani oyun oynuyoruz ama aynı zamanda bir şeyimiz de var. Ne denir? Hayata dair bir bakış açımız, hayattan bir beklentimiz, hayatla ilgili bir düşüncemiz de var. O yüzden bunları söyleyelim. Yanlış olmaz. Bizde de yanlış olmaz. Şimdi bizi eğer ki küçük arkadaşlarımız falan izliyorsa, ki zaten hani ben analizlere baktığım zaman görebiliyorum yaş aralığını, onlara iyi örnek olalım. Ya şimdi tutup da mesela örnek olarak bu yolda şöyle dip gaz yapıp, tamam mı abi, bu tırı sürmek de var. Ama bu oyun sizce o mu yani? Bu tırın buraya mesela 110'la girdim, devrilmedim mi sizce? Ya bunu gerçekten sizlere soruyorum ve yorumlarda açıkçası sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Veya işte Dorsey'i şurada sprint attırdım. Telefondan önce tabii ki de bir şeyimiz vardı. Muhabbetimiz vardı. Neydi o? Herkesin oynayışına saygı duymak ama ya ne bileyim ya, bana biraz acayip geliyor gerçekten. O tarz oynamak, o tarz işlere kalkışmak, bu oyunda özellikle biraz absürt geliyor. Şimdi biz tabii ki tın tın giderken şurada ileride sağa çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu seferi tamamlayamadık. Maalesef bazı işlerimiz çıktı, telefon geldi falan. Sizi ufaktan yarı yolda bıraktım diyebilirim ama videosuz bırakmadım en azından. Çünkü biliyorsunuz cuma, cumartesi, pazartesi ve çarşamba hedeflerim doğrultusunda sizlere video yayınlamak. Şöyle güzel de bir gün batımı eşliğinde şöyle göstereyim. Of. Ortam bu mudur? Aynen budur. Video kapağını da bulduk. Güzel. Tam şurayı çektik. İnşallah güzel olur. Ha bu arada gölge olayı. Gölge olayımız açık mı? Tam olarak hatırlamıyorum. Otomatik açılıyor mu veya? Ona bir bakayım. Gölge olayımıza. Biliyorsunuz ki 1.51 ile birlikte gölge şey geldi. Aynen, iç mekan gölgeleri açıkmış. O da güzel. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, fazla uzatamayacağım dediğim gibi. Ben şurada müsaadenizi istiyorum. Kusura bakmayın. Normalde çok fazla huyum değildir biliyorsunuz. Böyle yol kenarına falan park etmek. Hey geç. Şurada iki taco dinlendireceğiz ya. Sıkıntı yok. Evet. Bugünlük böyle olsun. Kusura bakmayın dediğim gibi. Ufak çerezlik güzel bir kısa video oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel de bir sohbet ettik. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.